Merkez Tabip Konseyi, Tabipler Birliği Merkez Konseyi her tarafta yayınlıyor, gazetelerini çıkartıyor. Mehmetçiğin moralini bozmak için bütün unsurlar seferberlik halinde. Ankara'da meclisin içinden savaşa hayır diye bas bas bağıranlar var. Yani o iklimi AKP yaratamıyor, yaratamaz. Çünkü vatan savaşını yönetecek birikimde olan bir parti. Yani tamam güzel başladılar ve başarısı için hepimiz gayret edeceğiz ve başarılmasını istiyoruz. Ama şunu da belirtiyoruz, bu vatan savaşını evet AKP başlattı ama ancak vatan savaşı kesin zafere götürür. Vatan Partisi bunu kesin zafere götürür. Yani burada efendim iç cepheyi sağlam tutalım. Şimdi bu laf çıktı, bunu da Vatan Partisi getirmişti. Ama iç cepheyi sağlam tutmak bozguncularla el ele vermekle olmaz. İç cepheyi sağlam tutmak ne demek biliyor musunuz? Bozgunculuğa izin vermemek. İç cepheyi sağlam tutmanın tek yolu bir kararlılık yaratırsınız, milletin iradesini birleştirirsiniz, bütün milletin azim ve faaliyetini seferber edersiniz ve bu arada o milletin iradesine karşı bozgunculuğa da olanak tanımaz, fırsat vermezsiniz. İç cephe böyle sağlam tutulur. Yoksa iç cephe savaş karşıtları, vatan karşıtları, vatan savaşı bozguncuları, hepimiz el ele verelim, iç cepheyi sağlam tutalım. Böyle iç cephe olmaz ki. İç cepheyi bölersiniz, iç cepheyi yıkarsınız. Yani buralarda hürriyet, özgürlük adına böyle bir özgürlük yok. Bakın, vatan savaşına karşı bozgunculuk yapma özgürlüğü yok. Vatan savaşına karşı propaganda özgürlüğü olmaz. Savaşın şakası yoktur. Bu savaştan Türkiye yenilgiyle çıkarsa bunun sonuçları çok ağır olur. O zaman herkes der ki, efendim niye bunlara izin verildi? Niye bozgunculara müsaade edildi? Niye fırsat verildi? İşte bugün Vatan Partisi bunu söyleyen tek parti. Sayın Kılıçdaroğlu bugün grupta konuştu. Ne var bu bildirde dedi. Daha ne olacak? 130'a yakın CHP milletvekili var. Bir tek kişi itiraz etmedi. Ya işte onun için dedim ya ben. CHP örgütlerinden bir tek ses çıkmadı. Bonzai ama dedim ya. Bakın ben Ankara İstanbul yürüyüşü sırasında benim kendi arkadaşlarım bile beni eleştirdiler. Onlara da hürmet ediyorum. Dedim ki bakın bu CHP'lilere bonzai içiriliyor bu yürüyüşte. Neye alıştırılıyor? İşte savaşa hayır demeye, PKK ile yan yana yürümeye, HDP ile el ele vermeye alıştırılıyor. Ve alıştırıldı. Alıştırılmış yani o 130 milletvekili ses çıkartmadığına göre o 130 milletvekilinin 130'u da bonzai içmiş. Hepsi tabii şimdi bana öfkelenecekler ama istedikleri kadar öfkelensin. Devam edeyim isterseniz. Bir yani durum, vatan, şimdi bir yandan da televizyonlara çıkıyorlar. Görüyoruz. İşte biz bu savaşın yanındayız. Mehmetçiğin yanındayız. Nereden yanındasınız? Sayın Kılıçdaroğlu da bugünkü konuşmasında biz destekliyoruz. Nasıl destekliyor? İşte bütün var gücüyle bozgunculuk ve yıkıcılık yapıyor. Şimdi bir daha şu lütfen bildiriyi gösterelim. Bir daha şu cümle cümle alalım. Rica edeyim ben. Hekimlerin bildirisini evet. Bakın. Savaş doğada ve insanda tahribat yapan toplumsal yaşamı tehdit. Ben de şöyle diyorum. İstiklal Savaşı vatanı kurtaran, ülkeye huzur getiren, başıdık yaşamamızı sağlayan bir tek araçtır. Geçtik. Her çatışma, her savaş fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlar getirir. Hayır. İstiklal Savaşı, devrim savaşları insanlara moral getirir, yeni bir insan tipi yaratır, cumhuriyet yurttaşı yetiştirir, halk evlerini açar, köy enstitülerini açar, yeni bir toplum kurar, toplumun ruh sağlığını devrimcileştirir ve sağlam vatandaş yetiştirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın biricik görevimiz olduğu. Yaşatmaya ant içmiş bir hekim vatan savaşında en önde olur. Vatan savaşında yaralanan Mehmetçiğin yarasını sarar. Vatan savaşını her açıdan ruhsal olarak, manevi olarak destekler görevini yapar. Savaşla baş etmenin yolu adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçı bir yaşam. Hayır, yanlış. Savaşta bir tek savaşla baş edilir. Eğer bir savaş tehdidi varsa o savaş tehdidini siz böyle adil, eşitlikçi, barışçı falan filan yaşa, bununla siz onu önleyemezsiniz. Savaş ancak savaşla püskürtülür. Yunan senin İzmir'e çıkmış, efendim doğu bölgesinde
Ermenileri İngilizler, Fransızlar silahlandırmış. Fransız orduları Adana'ya girmiş, Maraş'a girmiş, Antep'e girmiş. Siz onlara, Fransız ordularına, İngiliz ordularına diyeceksiniz ki adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kuralım, gelin hep beraber. Ya bunlar tamamen bozguncu savaş, yani Amerika'nın savaşını destekleyen, Mehmetçiğin savaşını arkadan hançerleyen laflar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bunları ne var ne var diye söylemesi ve oradan savaşa hayır diye bağırması, milletvekillerim artık orada kim varsa, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamen karşıt cephede yer aldığını gösteriyor şu bildirinin desteklenmesi. Partinin bütünü için konuşuyorsunuz. Evet, bütün için konuşuyorum. Çünkü siz dediniz ki 130 kişiden tek bir ses çıkmadı. Ya bugün çıkmadı, yarın çıkabilir. Tamam, yarın çıkarsa o zaman bütün için konuşmam. Şu anda bütün için konuşuyorum. Ama örgütleri var, tabanı var. Efendim bakın bekliyorum. Yarın bakın bekliyorum. Onur Öymen mi karşı çıkacak? Ondan sonra başkası mı karşı çıkacak? Kimler Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, örgütleri karşı çıkacak? Bekliyorum. Bakalım bu bildiriye kim karşı çıkacak? Yani karşı çıkmadan niye karşı çıktı diyeyim. Karşı çıkacak bir eylem görelim, ondan sonra karşı çıktılar diyeyim. Bakın böyle şöyle politika yapılmaz. Efendim ben tabanını kazanayım falan, böyle aldatmacalarla siyaset, Vatan Partisi'nin siyaseti bu değil. Vatan Partisi savaşın koşullarında şu bildiriye ve o bildirinin bir ana muhalefet partisi tarafından benimsenmesine net, kararlı tavırlar alır. Yoksa efendim içinde iyiler de var, onları ayırıyorum, liderler böyle diyor, tabanı böyle demiyor. Şöyle ifade edebilir miyiz? Tamam, bu bildiri yanlış. Bunun yanlış olduğunu. Yanlış değil. Altını çizerek. Yanlış değil. Bozguncu. Her neyse. Bakın yanlış lafı çok hafif. Bu bildiri yanlış değil. Yanlışlar da Vatan Partisi. Ama CHP'nin bütünü böyledir demek doğru mu, emin değilim. Demiyorum. Ama göreyim. Görmeden niye söylemeyeyim? Yani şu ana kadar bu çizgiye bir karşı tavır görmedim ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bir sayın şey çıktı, Ümit Koca Sakal. O da zaten yeni üye oldu. Ondan sonra. Bir seneyi bir buçuk sene geçiyor. Bir sene yeni demektir. Yani yeni bir üye oldu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda bakalım yarın ümit ediyorum tavır alanlar çıkacaktır. Belki bizim bu sözlerimiz de sayın CHP üyelerini etkiler. Şu bildiriye teslim olur mu? Ama hep böyle bir şey var. İnsanları omuzlarını tutup sarsmak, etkilemek. Arkadaş ne yapıyorsunuz siz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Vatan Savaşı'na arkadan vuruyorsunuz. Bunu söylemeden zaten o insanları da çıkartamazsınız ki. Sürekli olarak böyle CHP'nin tepesi kötü, altı iyi falan bu sözlerle siz o tabanı hiçbir şekilde uyandıramazsınız. Aynı durum Saadet Partisi'nde var, biliyor musunuz? Okuyabilir miyim? Evet. İzin verirseniz. Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın'ın Antalya'da konuşması bugün. Biz ilk defa sınır dışı operasyon yapmadık. Daha önce de operasyonlar oldu. Ancak bu çok gündeme alındı. Afrin. Bu operasyonun bu kadar gündemde olması bizi işkillendiriyor. Rusya neden ses çıkarmadı? Amerika biraz tepki verirken neden bu olayda Türkiye'nin karşısına dikilmiyor? YPG, PYD neden beklenen tepkiyi ortaya koymuyor? Sınır güvenliği için yapılıyor, buna inanmak istiyoruz. Yani güldürüyor bu bildiri. Saadet Partisi'nin bu açıklaması insanları güldürür. Şimdi bir kere bundan evvelki sınır ötesi operasyonlarına hiç ilgisi olmayan bir operasyon bu, harekat. Yani bu efendim 1995'te de Çelik Harekatı yapıldı. Daha sonra da yapıldı. En son Fırat Kalkan Harekatı yapıldı falan. Fakat bu seferki çok değişik. Bu kez çok daha kapsamlı. Karşı cephenin insanı olduğu için mi söylüyor, kafası karışık olduğu için mi söylüyor? Bak bu kafa karışıklığıyla, mesela şuradaki bildiri karşı cephenin. Yani Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin şu bildirisi tamamen karşı cephede yer alan bildiri. Bakın şu bildiride hekimler neyi uyarıyor? Mehmetçiği destekleyen tek bir cümle yok. Vatan Savaşı'nı Vatan Savaşı bizim savaşımızdır. Mehmetçiğimize başarılar dileriz. Aslanlar gibi gitsinler, zafere ulaşsınlar dersiniz, bir takım uyarılar yapar. Ama bu bildirinin özü zaten Mehmetçiğin bu savaşını yıkıcı, tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan halk sağlığı sorunu diyor. Yani Mehmetçik halk sağlığı sorunu yaratıyor bu bildiriye göre.
Her çatışma, her savaş. Savaşlarda ayrım yapmıyor. Bu savaş İstiklal Savaşı'dır, bu savaş Haklı Savaş'tır, bu savaş Devrim Savaşı'dır gibi bir ayrım yapmıyor. Bütün savaşları onarılmaz sorunlara yol açacak. Hayır, vatanı kurtaracak, vatanı bütünleştirecek, insanımıza özgürlük getirecek, çarşılarımıza huzur getirecek, bombalar patlamayacak, polisler bombaların üzerine atlamak zorunda kalmayacak, Kayseri'de komandolarımız ölmeyecek, İstanbul'da polislerimiz ölmeyecek, İstasyonda, Ankara istasyonda gençlerimiz, çocuklarımız elleri, kolları, bacakları havalarda bombaların içerisinde uçmayacak. Bu Vatan Savaşı'nın getirdiği şeyler bunlar. Yoksa burada yazıldığı gibi efendim tahribat getirir, mahveder, halk sağlığını bozar. Sanki veba salgını gelmiş de halk sağlığı bozulacak. Bu bildiri savaşa, yani İstiklal Savaşı'na, Vatan Savaşı'na bir veba salgını, bir frengi salgını, efendim onun gibi bir hastalık gibi bakıyor. Şimdi dışarıdan bir haber okuyacağım size. Buyurun. O da bu savaşla ilgili, yürüttüğümüz savaşla ilgili, Afrin Harekatı ile ilgili